Şimdi bugün ne yapacağız? Kuzu ciğerli, bademli bir pilav yapacağız. İç pilav. Ama direkt bu şekilde yiyeceğiz. Herhangi bir tavuğu veya hindinin içine doldurmayacağız. Kuzu ciğerini doğrayacağız. Küçük küçük. Biraz kanlıdır. Özelliği burada. Hiçbir sıkıntı yok. Biraz küçük doğrarsanız, ben de ilk defa yapacağım ama nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyorum. Şöyle düzeltelim. Ciğer olduğu için biraz tereyağımızı atıyoruz. Daha sonra ciğerleri atacağız. Sonra bademleri atacağız. Sonra yeni bahar atacağız. Sonra pirinçleri atacağız. Sonra suyunu koyup pilavı pişireceğiz. Evet, şimdi kızan tereyağına ciğer atıyoruz. Ciğerlerimizi, küçük doğradığımız ciğerleri. Ve bunu biraz soteleyeceğiz. Bol tereyağıyla yapıyoruz. Efsane bir şey çıkacak galiba ortaya. İlk defa deniyorum ama bakalım nasıl olacak. Zaten küçük küçük doğradığımız için hemen pişecektir. Bir de suyla demleneceği için çok fazla pişirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bakın, hemen zaten bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Yani ben şahsen yerim. Şimdi de suda beklettiğimiz bademleri atıyoruz. Biraz da böyle kavrulsun. Şimdi pirinçleri ekleyeceğim. Ama özellikle ben pirinçleri yıkamadan pilav yapıyorum. 2 bardak pirinç ekliyorum. Biraz da böyle kavuracağım. Ve eklemiş olduğum pirinci en az 4 dakika böyle kavuruyorum. Şimdi biraz yeni bahar atıyorum. Biraz yeni bahar atıyorum. İçinde var ama ben biraz da kimyonu çok sevdiğim için kimyon atacağım. Çok az da pul biber atıyorum. Biraz ciğerin şeyini alsın. Kokusunu alsın. Şimdi bir de tuz atacağım. Pardon. Evet, tuz da attık. Biraz da böyle karıştıralım. Şimdi 2 bardak pirince 3 bardak su ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Ve ağzını kapatıp altını açıyorum. Ağzını kapatıyoruz. Sonra kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Yavaş yavaş kapağı açıyorum ben. Ama kokudan böyle benim elim ayağım titremeye başladı. Görüyorsunuz. Of of of. Çok güzel görünüyor ama tadı nasıl? Açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi pilavı 10 dakika dinlendirdik ve açıyoruz. Tadı nasıl oldu?
Çok merak ediyorum ama şöyle görün istiyorum. Biraz karıştıralım.